Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Ve arinal haqqa haqqan ve zukna ittiba'ah. Ve arinal batila batilan ve zukna ictinaba. Ve cealna mimmen yestemi'unel kavle fe yettebi'une ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه حيات اتكن درس ده اقدك ان شاء الله انا بگن دوامت كزمز عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه اشره مبشره بگن 10 kişinin bittesi منا شو 10 kişi yine cennetke kirada anık çünkü peygamberimiz ularını nam-manam etkenler Ama başkalarına cennetke kirişi ümit kılınadı. Ahlı şora boyan 6 kişinin biri. Ticarette mahir insanıydı. O kişi özü hakkı da yeterdi ki hayalimde yerden taşını kötersem taydan tilla, keseğini cildirsem taydan kümüş tapadiyan diye his kılardım özümü. Hazır bir cüda bir muhumlar sana etmem, dikkat kıtırıyorlar. Sağda gelirler. Hani ki hayatta muvaffakiyet gelişken, Hayatta bir özünü onu topgan adamla intervyu alardı. Siz dedi şimdi mertebeye kandı eriştiniz dedi. Dese turat bilasız mı dedi. İhtimal cünüp. İhtimal taharatı bilmedi. Lekin hayatta kaysızdır sahada muvaffakiyetke erişti. Çempiyon buldu. Ya bir şehriyette bir kadın. Burası bir nesap oldu da indi. Müslümanların içindeki en mahir sahadagarlardan bugün Abdurrahman İbn Avf'tan soruştu. Bunca boylukka qanday qilib erishdingiz? Ha Rasulullohning duosi bor edi kishining ustida. Mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Birinchi shu. Endi qarang, o'ziga tegishli bo'lgan joyda. U kishidan so'rashdi. Qanday qilib mana shuncha boylikka ega bo'ldingiz? Ibn Auf javob berdi. Vallohi mastaqlaltu ribhan va la bi'tu daynan. Tijaratu dayni laysat bi tijara, bal hiya zullun. Ve tasavvulun ve fakrun ve hammun. Vallahi hiç kaçan topken faydamı az sanama gelmem. Kolilerden keler sağda gelirler. Topken pulumu hiç kaçan az sanama gelmez mi? Ve la bi'tu deynen. Nasiyeye allı sattıkıma gelmem. Çünkü ticaretu deyn, nasiye ticareti ticaret emez. Bas o horlik, fakirlik ve gamdır. İyi, nasiye kımediyen adam var mı sağda geldiler içine? Yok, nasiye sağda mümkün. Nasiye halal, mümkün. Ama bu kişi özüge nasiyeni lazım tutma genekenler. Nasiye sağdasını kıma geneken bu kişi. Çünkü nasiye sağdası ticaretmez. O horlik, fakirlik. G'amdir. Mana hozir savdogarlardan boshqa mamlakatlarga mol chiqarib yuborib, jirilab yurgani o'shuncha. Aytinglar, o'shini nasiya qilib bermasdan uyingizda turgan yaxshi bo'lamidi hozir? Endi bo'lmay qolgandan keyin aytyapsizlar-ku, kelmay qolgandan keyin. Zakotga bersa bo'lardi o'shini, yoki bo'lmasam yarim narxiga sotsa bo'lardi. Endi bu bo'lmagandan keyin aytyapmiz-da. Bu yerda to'g'ri tushuninglar. Bu masjidda turib nasiya savdosi mumkin emas deyildi degan xulosaga bormanglar. Nasiye savdosu mümkün. Qayerga borasizlar nasiya qilmay hozir. Lekin bu kişi nasiya qilmagan ekan. Nasiyaga olmagan ekan, nasiyaga sotmagan ekan. Endi kim uddasidan o'ta olsa buni. Ama birinchisini uddasidan o'tamiz-a, topgan foydamni nima demadim? Oz sanamadim. Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu yo masjidda, yo Rasululloh bilan birga g'azotlarda yoki tijoratda bo'lar edi. Mana shu 3-4 o'rinda, ya'ni bekarchi emas edi u kishi. U kishi aytar edi, nima qilay? Axir ertalab 100 ni infoq qilsam, kechki payt Alloh taolo 1000 ni bersa, nima qilay? Infoq qilaman dedi dedi. Ya'ni ertaman 100 bersa, kechki payt 1000 olsa zo'rda, to'g'rimi? Endi nimaga Alloh berdi desa, bu odam o'sha narsani olmasdan turib ham bergan. Abdurrahmon ibn Aufning iffati. Madinai Munawvaraga Makka'dan musulmonlar hijrat qilishdi. Makka'da 13 yıllık davattan keyin
Kureyş'ten naumid bulunganından keyin Allah Teala buyurdu. Resulullah ve sahabaları Medine'ye hicret kılıp gelişti. Hemen yokunu taşıp gelişti. Üylerini, mallarını, joylarını hemen asan taşıp Medine'ye münevvereken nol bulup barıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'lik ansarlar ve Mekke'li muhacirlerini birbirine birader tutundurdular. Yani tarihte bu nasıl bulunmasıdır. Ve hakikaten insaniyat tarihinde altın harflerle yazılış gereği bu nesillerdi bu. Abdurrahman İbn Avf'ni Resulullah Sa'd ibn Rabi el-Ansari ile birader tutundurlar. Şimdi İbn Avf Sa'd ibn Rabi'ye hüttü özünü tuğuşken ülkesi deyik ya ki akası deyik. Sa'd ibn Rabi dedi. Ey İbn Avf, siz beni biraderim buldunuz. Ben Medine'deki en badavlat kişilerden ben. Malımı yarımını alayım. Yani bir ayette ikide bağım var. Bittesini alayım. İkide hatunum var. Körün kaysınısı yoksa üçüncüsünü talakı veremen iddiası çıkkandı yüleneyim dedi. Kıyametli akü kökenimiz de koyadı. Benim de maşineydi. Cizim benim miydi? İkide telefonu var. Benim miydi? Lekin ular Allah ve Resulü'nün muhabbetini malı dünyasından üstün koygen. Allah Teala'nın nusratı ne için bula gekegen? Bana körü yapsın ne için gekegen? Kalin, Abdurrahman İbn Avf ne mi dedi? Mualizge, ahlizge Allah bereket versin. Menge bazanı körsatı koyun. Sahabe-i kiramlar, ansarlar. Kalin, özlerini mez, muhacirlerinin faydasını aldın ki koyuştu. Yani muhacirler bunda bir sahavatını kendi karşı alıştı. Ansarlarda misli görülmeyen hayır sahavat zahir buldu. Muhacirlerden ise tengsiz iffet namayan oldu. Biri yaptı özü, sorama yaptı bu. Tamam kıma yaptı, şimdi biri yaptı. Lekin ama yaptı. Rızk, braderler, Allah'tan. Tamam gel bu sizem özünüz rızkı izliyorsunuz. Tamam gel bu mu sizem Allah'a özü yanı istiyorsunuz. Fakat tamam yolu bana alasınız. Braderler, tarihte bronto muhacir, Ansoriyni molini olganligi haqida xabari yo'q. Nafaqat Abdurrahmon ibn Avf, bironta muhojir Ansorning moliga qo'lini cho'zmagan edi. Shuning uchun qo'li kalta inson bandadan kutmasin. Aytsinki, "Ey Robbim, o'zingni fazling bilan meni rizqlantirgin. O'zingdan boshqaga meni muhtoj qilmagin. Meni hojatimni o'zingdan boshqaga qo'ymagin." Sa'd ibn Rabi ibn Avfga bozorni ko'rsatib qo'ydi. Abdurrahmon ibn Avf tijoratchisi edi. Bozor yurgizardi. Madinadagi bozorni boshqaradiganlar yahudlar edi. Ularning bozori riboni ustiga qurilgan edi. Madinaga borgan kunidan boshlab birinchi qilgan ishi bizni o'zimiz alohida bozorimiz bo'lish kerak degani bo'lgan. Fa'adanu bi harbi min Alloh va Rasuli. Riboga qo'l urganlar Alloh va Rasuliga qarshi qurol ko'targan bo'ladi. Bir qishloq hammasi kredit olgan. Kerak emas edi kredit. Ona aptı, yüz aptı. Ona aptı, toy kıptı. Benim malı aldı. Kereymezse de özü o kredit. Ab oldu, yapamı yaptı, yapamı yaptı. Kışlarda falancı dedi, kredit yaptı dedi. Yürüp barışadı. Kanakalı bir yaptı indese, yine bir de kredit al, yap koydum dedi. Öşü üyünü satıp köşede koyandayken aytardı, menge kereymedi şu kredit dedi. Kişi özüne hayatı ki razı olsa, hayatı zor bol aradı. Musibet ne de? Razı bol miydi de? Kattaran maşine mini dedi. Yeni hem çıralıyorlar üye salıya dedi. Yeni hem kattalar restoranda tokuluydu. Özü ötü yatıyordu günü. Karayın da. Üye vardı. Tamı kıyışık olsayım. Adil kez konu üye olsayım. Atasından koyayım. Üye de yaşayatıyordu tınç. Bana yendi. Katta yetiremen doğdu. Körün köşede koyanını. Abdurrahman İbn Avf ticaretinden şugurlandı. Az gene vakitten ki koluda pul toplandı. Üyelendi. Abdurrahman İbn Avf raziyallahu anhu peygamberimizi aldı ötüp koyanlara da Resulullah'a Abdurrahman'dan bir atırını ıskildi. Yani köy abalları sebep alıyor atırken değil mi? İbn Avf, üylendiniz mi? Ha, üylendim. Avlim velav bir şartim. Bir de koy soyup bulsayın, velime kıverin dedi. Hatınca mahrige ne mi verdiniz de sonra gene de Resulullah İbn Avf, denek çekil adıyan altın dediler. Resulullah'ını toyuya etmedi Abdurrahman İbn Avf. Mine etmez tutuğu dedi. Damlası boptur, mine etmezdi dedi. Yani damlası dese, ki ustası boptur, mine etmezdi dedi. Hiç nasıl olmaz eken.
Xullas payg'ambarimizga Abdurrahmon ibn Avf to'yga aytmagan ekan, Rasululloh o'pkalamagan ekanlar, qo'y so'b e'lon qilib qo'ying, valima qilib qo'ying deyaptilar. Demak, to'yni minimalisti shu. Jonliq so'yiladi shukronasiga, mehmon chaqiriladi, uylanganligi e'lon qilib qo'yiladi. O holda qo'y so'yib to'y qiling dedilar Rasululloh. Ortidan Alloh molingizga baraka ato etsin deb duo qildilar. Ibn Avf aytadi, shu duodan so'ng moli dunyo ortimdan ergashib yuradigan bo'ldi. Har bir toshni tagini ko'tarsam, albatta yo oltin yo kumush topar edim. Bandani bergani hech qachon Allohni bergani kabi bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, bandaga ehtiyojing bo'lsin, bandani quliga aylanasan. Undan behojat bo'l, shu bandani tengiga aylanasan. Agar shu bandaga ehson qilsang, uning xo'jayini, amiriga aylanasan. Shunda ham rizqing yeysan, uchala holatda ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar, Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafan. Parvardigor kim meni yaxshi ko'rsa, uning rizqini kifoyali qilgin. Meni yaxshi ko'rgan ummatimni rizqini kifoyali qilgin degan ekanlar. Kifoyalik nima? Bir narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashlik. Hayotidan qanoatli bo'lib yashashlik. Boy qilib qo'ygin demayapti. Chunki dunyo qancha katta bo'lsa, tashvishi ham shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun musulmon odamni hayotini eng mustavosini komili kifoyalik. Endi haddan oshirib yuboradigan boylik ham emas, tushkunlikka tushirib yuboradigan nima emas, faqirlik ham emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin u zotning zavjai mutahharalarining xizmatida turdi Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu. Bu ummahatul mu'minlarni barcha hojatlarini sidqidan bajarar edi. Safarga borsa billa borardi, sarfarjatini qilardi. Hajga chiqsa onalarimiz ummahatul mu'minlar kuzatib chiqaradi. Ularga havdajlarni qurib berar edi. Ularni doim xizmatida o'zi qoyim bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalari Amina binti Vahb qabilasiga Abdurrahmon ibn Avf ana shu qabiladagi faqir musulmonlarga, Makka'dan Madinaga ko'chib o'tganlarga, payg'ambar alayhissalom ayollariga mollarni tez-tez taqsim qilib turar edi. Katta miqdordagi mablag' Oysha onamizga ham kelganida Oysha onamiz so'radilar, qayerdan keldi bu pul? Abdurrahmon ibn Avfdan. Payg'ambarimizning bir so'zini eslatdilar Oysha onamiz. Allohning rasuli aytgandilar, mendan keyin sizlarga ummahatul mu'mininlarga faqatgina sabr bardoshli kishilargina mehribonchilik qilishadi. Abdurrahmon ibn Avf mana shunday maqtalgan kishilardan edi. Ibn Avf shuncha bir katta mol davlat egasi bo'lishiga qaramasdan nihoyatda saxiy edi. Mol dunyosini ayab ziqnalik qilmas edi. So'rashga uyalayotgan kishilarni bilib qolsa muhtojligini, so'ramasdan, u so'ramasidan avval pinxona olib borib yordam beradi. Qarang, u kishi ajali yaqin bo'lganini sezganida juda ko'p qullarni ozod etdi. Boyligini katta qismini islom ravnaqi yo'lida sarf qildi. Qonuniy merosxo'rlarga taqsim qilingan, qoldirilgan boyligini sanog'i yo'q edi birodarlar. Ammo puli shuncha ko'p bo'lishiga qaramasdan moli dunyo tuzog'iga ilinmadi u kishi. U kishi o'zini qullarining orasida yurganida, xizmatchilarining orasida yurganida tanimagan odam kelib, qaysinisi sayyidi, qaysinisi quli ajrata olmasdi. Mana endi Abdurrahmon ibn Avfni qilgan infoqlaridan iborat bir karvonni eshitamiz. So'mga chaqib qo'ydim hisoblab. Bizi tasavvurimiz oson yetishligi uchun. O'zini Abdurrahmon ibn Avf bir yerini 40 ming dinorga sotdi. 3dan birini o'zining urug'i Banu Zuhraga tarqatdi. 3dan birini Ummahatul Mu'mininlarga berdi, yana 3dan birini musulmonlarning faqirlariga. 40 ming dinor 2 mingta nisob degani. Bitta nisob 105 ming so'm degani. Endi 2 mingta nisobni hisoblaydigan bo'lsak 210 million so'm pul bo'ladi. 3ga bo'ldi, har qismi 70 million so'm, 70 million so'mdan pul edi. Aytishga osona. Payg'ambarimizning ayollariga 70 million, Makka'dagi, Madinadagi kambag'allarga 70 million, Banu Zuhraga 70 million. Islomni shunaqa deb tushunamiz. Qilingan infoqni o'ng qo'ling berganini chop qo'ling bilmaslik kerak. Qarang, Ibn Avf 210 million tarqatib yuboryapti bir tarqatganda. Ey, badavlat akalar, o'zingizlardan so'ranglar. Topgan pulimni bir 10%ini o'tkazdimmi? Zakotdan tashqari, zakotni majbur berasizlar Allohdan qo'rqib. Bir 10 dan birini o'tkazib qo'ydimmi deb so'ranglar o'zingizlardan.
Kıyametke borgende Allah Teala'nın olduğu hesap kitap ağır oladı. Kembağallarda Allah kembağallığı bilen sınaptı. Sizi devlet bilen sınaptı. Uyam sınav, buyam sınav. Bu kembağal çıralı ötekken de razı olup. Ama siz şey, Kudaya şükür, Allah'a şükür deyip durup, tiliz bilen etse şükür adab o muydu pulizi? Şükür, sizge verilgen nimette özüden sarkılınken de buladı. Pul verdi mi? Pulizi sarkılınken, şimdi kembağallar Kudaya şükür deyip kutul olursa, bayam Kudaya şükür deyip kutul olursa, bu baydın mı parka var kembağaldan? Ahli devlet akeler bu kişilerin hayatını ibret alaylık. Kan o kişi hazır. Yok. Müslüman kişi ikide savabda ortasında öledi. Özüden keyin kaldırıp getirirken savab var. Özüge, kıyametke, ahiretke cönetip koyan Müslüman ikide savabda ortasında öledi. Var mı arka izle aldığınızda? Siz polis bırakıp koyup getirirken savab. O kişinin kıyken infaklarda yana bir namuna. Müslümanlar ki günlerinde burada 500 atını infak kıldı. 500 sarı atını. Şu derste, tercümesinde hut düşünce de beripti. Hazırki günümüzdeki 500 Mercedes bilen bana olarak. Sredni 4000 alayım Mercedes'de. Sredni. Şimdi yaksı buladığımızı 10.000'lik sablayın. Yarım milyon dolar böyle yaptı mı? Kana adamlar bu yana ki ne bunlar? Kana adamlar bu yana ki. Eski balonu çıkarıp koyadı. Tora balonda almıştırdı bu ayakamız eskisini topu vermeydi. Malı koy var demeydi. Ap koyadı. Ana şu kıyken infaklardan bittesi de bir yarım inti tüyanı Allah diyordu infak kıldı. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşununu sefer gece yönet mahcup olup sahabalar ki şu Müslüman koşununu kurallandırışı ki infak kılıçlığını soradılar. Şunda birincilerden olup Abdurrahman İbn Avf koşuldu. Üyüge ketti de tez de katip gelip Ya Resulullah dedi, malaminden dedi. Ömer ibn Hattab gelip, Ya Resulullah dedi. Abdurrahman'ın kıyken işi natoru da öyleyim ben. Demek ki, üyüge işi nasıl kaldırmayıp geldi pulunu dedi. Peygamberimiz Abdurrahman'dan sordu, bura nasıl kaldırdınız mı o da, ha dedi. Abge yanımdan yakışılarını kaldırdım dedi. Ne bana kaldırdınız, hança kaldırdınız da o da, Allah ve Resulullah'ın razılığını kaldırdım büyümde ileride dedi. Ular kolu dedi, pulu giden köre, Allah da olanı kollaşı köprenşen adamlarıdır. Ölümden aldın 50 bin dinarını Allah yolu da verdi. Ahli Badr'dan kolgalarını her biri 400 dinardan berişini vasiyet kıldı. Yigimet edenini sağ. Boy badavlat bol işe karamazdan. Ungeyem ana şu dinardan tekken payıttı. Yani, boy amasa bol oradı ama vasiyet. Berilsin Badr'da katlaşkenler gen. Osman ibn Affan upolunu aldı da. Etti ki elbette Abdurrahman'ın malı toza pakizedir. Ondan her bir lukması ham afiyet ve berekedir dedi. Müslümanın da halal topgan pulu şifa boladı ki Müslüman gibi adamlar. Bereke boladı. O kişinin kılgen infak-ı ihsanını köprü giden Medine ahli Abdurrahman İbni Avf'ın ailesi de bu işe aradı. Başka çakılı batken de Medine ahli Abdurrahman İbni Avf'ın malıge şeri de bu işe aradı. Üçten birini kazge berardı pulunu. Üçten birini adamlarda kazlarını uzarıdı. Üçten birini karındaş miskinler yatağı aradı. Tabuk gazatı da Abdurrahman İbni Avfi Allah Teala şunu bir şerefini verdi. Branta sahabaya bunda şeref nasip kılmayan. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e imam bulup namaz okudu. Ana şu tabuk seferlerini burada Bamdat namazını okuyduğun payette sahabalar Resulullah'ını kütüp duruştu. Resulullah'ını deregi bulurmadı. Namaz vakti ötüp geti yaptı. Resulullah yok. Şunu ne kılamız? Resulullah'ını kütemiz mi? Ya ki okuramız mı? Okuradığın buluştu. İmamlıkta Abdurrahman İbni Avf raziyallahu anh'ın ötküzüştü. Birinci raketini tüketip ikinci raket getirgenleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip koşuldular. Ve Abdurrahman İbni Avf'a sarvarı kainat sallallahu aleyhi ve sellem'e imam buluşu baktı nasip kıldı. Salam verip durup sahabalar karışken de Resulullah namazda ikinci raketini tüketiyordu kendiler. Ve cüdeyen bir nakulü ahval geçişti. Endine mi buldu? Resulullah'a imam bir koyup biz de gene de peygamberimiz doğru kıldılar, doğru kıldılar. Peygamberiyle de kütkenden göre namazlı vakti okuşluk afzalı kendiler. Ve bu kıyametin alamatlardan bittesiydi. Sıladı içilerden bittiler. Peygamberi imam bulma günü için kıyamet hain bulmuydu de kendiler. Kıyametin kişkin alamatlardan idi. Abdurrahman İbn Avf'ın nime yığılı taradı. Küllerini burada Abdurrahman İbn Avf roza tuttu. İftarlıkta avukat ap gelindi. Cüneyen bir tansık tamamlardan idi.
ovqatga ko'zi tushib yig'ladi. Nima yig'layapsiz? U kishi javob berdi. Uhud kunida Mus'ab ibn Umayr shahid bo'lgan edi. U mendan ko'ra yaxshiroq edi. Kafanlagan mato topmaganmiz. Ana shu burdasi, ya'ni kiyimini o'ziga kafanlab, boshini yopsak oyoq ochilib qolar edi. Oyog'ini yopsak boshi ochilib qolar edi. Shu kuni Hamza shahid bo'ldi. U mendan ko'ra yaxshiroq inson edi. Unga ham kafanlik topolmasdan burdasiga o'rab ko'mdik. So'ngra bizga dunyo ochildi. Undan bizga berilganicha berildi. Qilgan amallarimizning mukofoti shu dunyoni o'zida berib qo'yilmadimikin deb qayg'uga botar edi, g'amga kirar edi, yig'lar edi. O'tib ketganlardan ko'ra o'zini martabasini pastroq sanab, dunyoni kelganligini mukofot bo'lib qolmayaptimikin deb g'am bilan, xavotir bilan o'tkazgan kishini. Shuning uchun musulmon odamni qulayliklari hayotidagi maishati huzur halovat ko'payib ketsa, ozgina xavotirga kirishligi kerak. Ammo kifoyali hayotida o'tyaptimikini, demak yaxshilikda ekan. Abdurahmon ibn Auf kunlarning birida u kishining uyida sahobalar to'planishdi. Ularni oldiga olib ovqat qo'yilmasdan avval Abdurahmon ibn Auf yana yig'lab yubordi. Nima yig'laysiz deganida, Abul Qosim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning oilasi arpa noniga qorni to'ymasdan Rasululloh vafot etib ketdi. Bu mavqiflardan birodarlar qanday xulosa olamiz? U kishi aytar edi, dunyoyimi ko'pligidan qiyomat kunida sahobalardan, ashoblarimdan ajralib, uzilib qolishdan qo'rqaman derdi. Chunki dunyosi ozlar hisob kitobni shashar qilib jannatga kirib ketib qolsa, hisob kitobni og'irligidan o'rtamiz ajralib qolishdan qo'rqaman derdi. Qarang, shuncha infoq ihsonni qilib turib, islomga birinchilardan kirgan bo'lib turib, jannatiyligini xabarni eshitgan bo'lib turib, mana shunday bir xavotir bilan yashardi. Endi bizga Alloh rahmi kelsin birodarlar. Endi bizning davrimizdagi davlati sig'imayotgan akalarimiz nima bilan ovora ular? Ularda mana shunday g'am tashvish bormi? Ha, albatta ular bildirmasdan qiladi. Biz shunday deb gumon qilamiz. Bildirib qilayotganidan bildirmay qilayotgani ko'p. Lekin bilsinki, o'tkizayotgani o'tkizmasdan jamg'arib qo'yganidan oz. Alloh taoloning sinovidan chiroyli o'tishlikni hammamiz Alloh taolo nasib etgan bo'lsin. Abdurahmon ibn Auf hijriy 31 yoki 32 yilda Madinada vafot etdi. Bu paytga kelib bu kishining yoshi 75 ga yetgan edi. U kishining janozasini Zinnurayn Usmon ibn Affon roziyallohu anhu o'qidilar. Sa'd ibn Abi Waqqos boshliq musulmonlar u kishini so'nggi manziliga kuzatib qo'yishdi. Bu ulug' sahoba Madina Munavvaradagi Baqi qabristoniga dafn qilindi. Hazrat Ali aytadi, sen bu ummatning ulug'laridan eding. Alloh rahmatiga olsin. Alloh rozi bo'lsin. Mana birodarlar, Abdurahmon ibn Auf roziyallohu anhu hayotini Alloh qodir qilgancha o'qib o'rgandik. Xulosa, har safar aytganimizdek, siz bilan bizni jamiyatda tutgan mavqeyimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Boyimizmi, kambag'almizmi? Yoshimizmi, qarimizmi? Kuchlimizmi, kuchsizmi? Albatta, sahobalardan qaysinisidir siz bilan bizga ibrat bo'lishga yaraydi. Ashobi kan nujum bi ayyihi biqtadaytum ihtadaytum. Meni sahobalarim go'yo osmonda yulduzga o'xshashadi. Qaysisini etagini ushlasanglar, albatta to'g'ri yo'lga yurasizlar. Alloh subhanahu va taolo, garchi amallarimiz ularga yetmasa ham, garchi nuqsonlarimiz, xatolarimiz ko'p bo'lsa ham, ularga bo'lgan muhabbatimiz tufayli Rasulullohning suhbatida ular bilan birga o'tishni hammamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh.